Merhabalar arkadaşlar. Bizim bugün menümüzde yoğurtlu makarna vardı. Ondan dolayı bunu sizinle de paylaşmak istedik. Ya bu da anlatılır mı demeyin. Mutlaka bunu da bilmeyen ya da nasıl yapıldığını ya da farklı bir yöntemi var mıdır deyip merak eden arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Bundan dolayı bunu da paylaşmak istedim. Sonuçta her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. Tam da öyle. Herkesin yapma tarzı farklıdır mutlaka. Ben de benim tarzımı sizinle paylaşmak istedim. Basit zaten. Makarnamız burada. İstediğiniz çeşit makarna. Biz bu şekilde kalem makarna tercih ediyoruz genelde. Yoğurdumuz burada. Bir kabımız var yoğurdumuzu koymak için. Ve sarımsağımız. Bunu da ben göstereyim size. Bunun da yapımını ben daha sonra sizinle paylaşacağım. Sarımsak zamanı geldiğinde biz sarımsaklarımızı yani 2-3 kilo kadar işte bir kış boyunca yetecek çoklukta alıyoruz. Tamamını soyup tuzlayıp blenderdan geçiriyoruz. Onun detaylarını da sizinle anlatacağım. Kullanımı gerçekten çok kolay oluyor. Dondurma gibi böyle küçük bir parça sıyırıp aldığınız zaman buzlukta gayet güzel saklanabiliyor. Kokusunda ya da dokusunda herhangi bir değişiklik olmuyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunu da sizinle paylaşmak isterim sonraki videolarımda. Takipte kalırsanız mutlaka bunu da görürsünüz. Onu da o şekilde anlatalım. Suyumu ben buraya bıraktım. Kaynamak üzere. Tuzunu hala atmadım. Tuzunu çünkü kaynamak üzereyken atınca biliyorsunuzdur mutlaka kaynamasını hızlandırıyor. Şöyle tuzumuzu hemen gezdiriyorum. Zaten suyun hareketini görüyorsunuzdur. Tuzu sonradan attığımızda hızlı bir şekilde kaynama aşamasına geçiyor suyumuz. Şöyle. Evet. Şöyle kaşığımla bir tuzunu eriteyim. Sonrasında hemen makarnamızı atıyorum. Dilediğiniz kadar ölçü kullanmıyorum ben bu tarifimde. Göz kararı yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama hemen hemen kullandığım makarna tahminen bir pakete yakındır. Bir paket olmasa da yani şu anda bir paketi tamamlamış oldum aslında göz kararı. Bu şekilde şöyle bir karıştırıp tuzunun her tarafına geçmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında kapağımızı kapatıyoruz. Ve makarnamızın haşlanmasını bekliyoruz. Biz bu aşamada sarımsaklı yoğurdunu yapalım. Bu arada bir püf nokta paylaşayım. Taşmasın diye böyle çok küçük bir parça yağ damlattığınız zaman biraz daha taşmasına engel olabiliriz. Hem de makarnamızın o yapış yapış hissinden kurtarmış oluruz. Bu da bir püf noktası olsun sizin için. Hemen yoğurdumuzu alıyoruz. Yoğurdumuz da ev yapımıdır. Dediğim gibi biz genelde ev yapımı tercih ediyoruz. Elimizden geldiği kadar doğal kullanmaya çalışıyoruz malzemelerimizi. Şöyle yine makarnama göre göz kararı koyacağım ama bu borcam tencerenin orta boyu. Orta boy borcam tencere. Şöyle. Biraz daha eklersek yeterli olacak. Orta boy borcam tenceremizin hemen hemen neredeyse bir parmak eksiğine kadarını doldurduk. Gördüğünüz gibi biraz bol yoğurtlu. Oğlum da öyle seviyor benim çünkü. Biraz da ona aslında uyarlamaya çalışıyorum. Bunu da bu şekilde kenara alalım. Şimdi bıçağımın kenarıyla kaldırmış olduğum sarımsağımdan gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde zaten çıkıyor. Şöyle bir parça daha atacağım. Bol sarımsaklı seviyoruz biz çünkü. Evet. Şöyle de göstereyim ben sarımsağın kıvamını. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde böyle kaşıkla bile yapabileceğiniz kolaylıkta bu sarımsağın da yapımını mutlaka sizinle paylaşmak isterim. Bizi takipte kalırsanız bunu da detayını mutlaka gösteririm. Büyük kolaylık oluyor. Eliniz sarımsak kokmuyor. Eviniz sarımsak kokmuyor. Tek seferde halletmiş oluyorsunuz. Büyük kolaylık. Bunu da mutlaka paylaşmak isterim sizinle. Bunu da kenara alalım. Şöyle hafif tuz da atarak sarımsağımızı tamamen çözdürelim. Çok kolay bir şekilde çözülüyor zaten. Şimdi göreceksiniz. Tuzunu hafiften attığımızda zaten içinde tuz var ama yine de dengelemek açısından. Hemen zaten eriyor ve yoğurtla homojen bir duruma geliyor. Bir iki dakikanızı alır en fazla sarımsağın tamamen ayrışması. Gördüğünüz gibi çok küçük bir parça kaldı.
O da şimdi hemen eriyecek. Yani kolay bir tarif. Tabii ki yoğurtlu makarnayı herkes yapıyordur. Ama belki sosunu farklı kullanan olur. Belki nanesini, yağını, belki yoğurtlama şeklini farklı yapan olur. Ben de kendi tarzımı sizinle paylaşmak istedim. Nacizane. Belki fikir olur. Sizi de bir değişiklik yapmak isterseniz bu şekilde de deneyebilirsiniz. Bunu bir kenara alıyorum. Tavama hemen arada makarnamızı da karıştırarak tabii ki. Gördüğünüz gibi taşma yapmıyor. Hafif aralık bırakıyorum tabii tenceremin kapağını da. Ocağımızı yakalım. Yine yağımızdan da böyle yarım çay bardağı kadar diyebilirim. Hemen hemen yarım çay bardağı yağımızdan koyuyoruz. Hafif ılımasını bekliyoruz. Nanesini ve pul biberini atacağım. Ben salça kullanmıyorum. Yoğurtlu makarna yaparken kullananlarınız vardır mutlaka ama bu naneli pul biberli sos gerçekten her şeye o kadar yakışıyor, o kadar lezzet veriyor ki bence salçaya hiç gerek kalmıyor. Aslında farklılıklar tam da bu detaylarda ortaya çıkıyor. Kolay bir yemek. Herkesin yaptığı ama farklı yöntemlerle olabilecek. Böyle bırakalım. Pul biberimizden de hafif şöyle. Pul biberi sadece renk vermesi için kullanıyorum. Acılıktan değil. Hafif renk verecek. Şu anda zaten yağımızın pembeleştiğini görürsünüz. Çevirmem yeterli olacak. Gördüğünüz gibi yağımız harekete geçti. Dağılan kokuyu keşke duyabilseniz. Nane ile pul biberin o yağda yanmış kokusunu hiçbir şeye değişmem herhalde. Hafif böyle çok fazla böyle karartmadan nanelerimizin yeşilliğini koruyarak yağımızı da hemen 30 saniye içinde olabilecek bir şey bu zaten. Gördüğünüz gibi. Şimdi makarna yapıyorum anneciğim. Kapattım yağımı. Evet, gördüğünüz gibi yağımız da bu şekilde. Nanelerimiz hala yeşilliğini koruyor. Pul biberimiz rengini verdi, pembeleştirdi. Bunu da böyle kenara alıyoruz. Ve makarnamızın haşlanmasını bekliyoruz. Hemen dönüyoruz. Evet arkadaşlar, makarnamız haşlandı gördüğünüz gibi. Hemen süzüyorum. Bunu da ben kendi yöntemimle süzdüğümü göstereceğim size. Şöyle direkt bir bez alıyorum. Şöyle hemen alayım. Elim yanmasın diye. Şöyle bırakıyorum. Yani ben süzgeçle uğraşamam. Benim evimde süzgeç yok diyenler için. Şöyle yapıyoruz. Biraz dikkatli olmamız lazım bu aşamada tabii ki. Süzgece hiç gerek kalmadan süzme işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu da size bir bilgi olabilir. Belki işinize yarar. Süzgeç kullanmak bana zor geliyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Bu şekilde yapmak her zaman daha kolay. Gördüğünüz gibi. Bütün suyundan arındırdık. Şöyle kapağımı kenara bırakıyorum. Ve direkt makarnanın üzerine hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumu direkt döküyorum. Şöyle yapacağım hemen. Evet. Kayhan da orada okuma çalışmaları yapıyor. Arkadaşlar. Karıştırıyorum diye. Yani normalde bunu... Aa, anneciğim benim sesimi mi bastırdın? Arkadaşlar beni duyamıyorlar galiba. Yani bu makarnayı direkt tabağa koyup yoğurdu üzerine gezdirip sosu da gezdirebilirdik ama dediğim gibi videonun başında da söyledim. Kendi yöntemlerimle yaptığım, evimde nasıl yapıyorsam, oğluma her zaman nasıl hazırlıyorsam o şekilde göstermek istedim. Pratik olsun, her şey sunumlu olmasın, bu da böyle olsun diye düşündüm. Ve direkt sosumuzu da üzerine gezdiriyorum. Bir önceki videomuzda da köftemizin yağını bu şekilde yapmıştık. Dediğim gibi ben annemden nasıl öğrendiysem o yöntemleri de sizinle paylaşıyorum. Böyle yaptım. Güzel karıştırdım. Ve artık
Yoğurtlu makarnamız, sarımsaklı yoğurtlu. Gördüğünüz gibi hazır. Ben hemen bir tabak hazırlıyorum size. Şöyle. Sana şimdi tattıracağım Kayhancığım. Olur mu? Sen tadımcısın ya. Evet ama yardımcıyım da. Evet yardımcısın da tabii ki. Sen benim baş yardımcısın. Ben kaçar. Evet. Şöyle yanına böyle bir yeşil biber, taze yeşil biberleriniz varsa ve biz patlıcan turşusu, şöyle turşumuzu da göstereyim. Daha önce yine bahsetmiştim diğer videomda da. Turşumuzun da yapımını ben size daha sonra anlatacağım. Takipte kalırsanız eğer çok memnun olurum. Bugünkü menümüz bizim bu şekilde. Anneciğim tadım için başlayalım mı? Burada tattırayım sana, gel. Hadi gel bakalım. Hemen bir tane tadına bakıyoruz. Bunu bırakalım. Gel. Gel bakalım. Tadalım bir. Bir bakalım. Acaba nasıl olmuş? Tadımcı böyle. Tadımcı. Hemen. Tadımcı. Kocaman aç. Ona bak. Geliyor. Eğer ben... Kocaman aç geliyor. Yanlış yaptım zaten 0 puan. 10 puan mı kazandım yine? Çak. Ay olmadı, bir daha. Evet işte bu kadar. Afiyet şifa olsun anneciğim. Arkadaşlar bugünkü tarifimiz de bu şekildeydi. Bugünkü menümüzü sizinle paylaştık nacizane. İnşallah bir fikir sahibi edebilmişizdir size. İnşallah en azından beğenilerinizi de sunduk. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Biz hemen vakit kaybetmeden yemeye başlıyoruz. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgilerle.